sürekli şiddete maruz kalan bir kadının çaresizlik içine düştüğünde sosyal medyadan yaptığı bir hareket kendisiyle aynı durumda olan birçok kadına yol göstermiş oldu. Bu şekilde birçok şiddet mağduru kadına yardım edildi. Şimdi ne olduğunu görmek için videoya geçelim. Uyumayan Kalmasın kanalına hoş geldiniz. Eğer bu noktayla bir kadın görürseniz hemen polisi arayın adlı videoyla sizlere iyi seyirler diliyorum. Her üç kadından biri evde kocasının ya da sevgilisinin fiziksel şiddetine maruz kalıyor. Kadına yönelik şiddet, bütün dünyada en yaygın insan hakları ihlalleri arasında. 1960'lı yıllardan beri kadın hakları buna karşı mücadele veriyor. Ancak şiddete maruz kalan kadınlar seslerini pek de duyuramıyor. Nedeni ise şiddete uğrayan kadının bunu diğer insanlara söylemekten utanması ya da şiddet uygulayan kişinin duymasından korkup hayatlarının daha da kötüye gitmesinin endişesinden kaynaklanıyor. Çünkü şiddet uygulayan kişi fiziksel şiddetin yanında ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddet de uyguladığından kadınlar bir çaresizlik içine düşüyorlar. İşte böyle bir yaşama sahip olan bir kadın kocasının şiddeti karşısında çaresizlik içindeydi. Kocası ona şiddet uyguluyordu ve her şekilde kendisini kısıtlıyordu. Kadın bunu başkalarına söylemeye fırsat bulamıyor ve gerçekten korktuğundan sağlıklı da düşünemiyordu. Bir gün artık şiddetten bunalan kadının aklına bir fikir geldi. Avuç içine siyah bir nokta çizerek bunun fotoğrafını çekti ve sosyal medyada paylaştı. İsmini açıklamadan yaptığı paylaşımda şiddete maruz kalan ve bunu açıklayamayan bir kadının çaresizliğini siyah nokta ile anlatması ve yardım istemesi birçok insan tarafından paylaşılınca aniden bir kampanyaya dönüştü. Bunu gören aile içi şiddet yaşayan ve adını açıklayamayan kadınlar avuç içlerine çizdikleri bir siyah noktalı resmi sosyal medyada paylaşmaya başladı. Siyah nokta kampanyası sadece eşlerinden şiddet gören kadınları değil, babalarından, erkek arkadaşlarından, abilerinden, kardeşlerinden şiddet gören tüm kadınların resimler paylaşmasıyla birden büyüdü. Düşünsenize, sesini duyurmaktan korkan ve şiddete maruz kalan bir kadın avuç içine çizdiği siyah bir nokta ile hayatını kurtaracaktı. Şimdi birçok kişi siyah nokta yerine birilerinden yardım isteyebilir gibi düşünecektir. Ancak kimse başına gelmeden bu durumu anlayamaz. İnsan o durumda dış dünyaya oldukça kapanıyor, korkuyor, endişeleniyor, utanıyor, ayrıca hayattan umudunu da kesiyor. Ama siyah nokta yapılabilecek en basit bir yardım isteme şekli. Tabii bu siyah noktanın kötü bir yanı da var. Çünkü şiddet uygulayan kişi bu kampanyadan haberdar olup da siyah noktayı eşinde görürse daha fazla şiddet uygulayabilirdi. Ya da siyah nokta çizen kişinin yakınları bunu görürse şiddet uygulayan kişiye kontrolsüzce saldırıya geçebilir ve tüm herkesin hayatı tehlikeye girebilirdi. Bu yüzden sosyal medya ikiye bölündü. İnsanların yarısı siyah nokta olayını çok yararlı bulurken yarısı hayati tehlikeler konusundan dolayı zararlı buluyorlardı. Ancak mantıklı düşünüldüğünde siyah nokta çizen bir insan şiddete maruz kaldığından hayatı zaten tehlikede. Çünkü siyah nokta son çaresi olmuş ve çizmiş. Eğer başka şekilde yardım alabilse ve şiddetten kurtulabilecek olsa siyah noktayı çizmeye ihtiyaç duymazdı. Bu yüzden her türlü tehlikeyi göze alarak siyah nokta çizmek en mantıklısı. Kadın sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sayesinde milyonlarca kişiye ulaştı. Hem şiddete uğrayan kadınlara ufak bir çözüm buldu hem de kadına şiddete karşı insanlarda farkındalık yarattı. Bu kampanyadan şiddete uğrayan birçok kişinin haberi olduğuna eminim. İşte çaresiz durumdaki o kadınlar belki de çareyi bunda bulacaklar. Şiddete uğrayan kadınların siyah nokta ile yaptıkları sessiz yardımcılıklarına şahit olursanız, daha doğrusu avucunda siyah nokta olan bir kadınla karşılaşırsanız, ona hemen yardım edin ve yetkili birilerini arayın. Bu şekilde belki de onun hayatını kurtarabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Seyirler diliyorum. Her üç kadından biri evde kocasının ya da sevgilisinin fiziksel şiddetine maruz kalıyor. Kadına yönelik şiddet, bütün dünyada en yaygın insan hakları ihlalleri arasında. 1960'lı yıllardan beri kadın hakları buna karşı mücadele veriyor. Ancak şiddete maruz kalan kadınlar seslerini pek de duyuramıyor. Nedeni ise şiddete uğrayan kadının bunu diğer insanlara söylemekten utanması ya da şiddet uygulayan kişinin duymasından korkup hayatlarının daha da kötüye gitmesinin endişesinden kaynaklanıyor. Çünkü şiddet uygulayan kişi fiziksel şiddetin yanında ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddet de uyguladığından kadınlar bir çaresizlik içine düşüyorlar. İşte böyle bir yaşama sahip olan bir kadın kocasının şiddeti karşısında çaresizlik içindeydi. Kocası ona şiddet uyguluyordu ve her şekilde kendisini kısıtlıyordu. Kadın bunu başkalarına söylemeye fırsat bulamıyor ve gerçekten korktuğundan sağlıklı da düşünemiyordu. Bir gün artık şiddetten bunalan kadının aklına bir fikir geldi. Avuç içine siyah bir nokta çizerek bunun fotoğrafını çekti ve sosyal medyada paylaştı.
ismini açıklamadan yaptığı paylaşımda şiddete maruz kalan ve bunu açıklayamayan bir kadının çaresizliğini siyah nokta ile anlatması ve yardım istemesi birçok insan tarafından paylaşılınca aniden bir kampanyaya dönüştü. Bunu gören aile içi şiddet yaşayan ve adını açıklayamayan kadınlar avuç içlerine çizdikleri bir siyah noktalı resmi sosyal medyada paylaşmaya başladı. Siyah nokta kampanyası sadece eşlerinden şiddet gören kadınları değil, babalarından, erkek arkadaşlarından, abilerinden, kardeşlerinden şiddet gören tüm kadınların resimler paylaşmasıyla birden büyüdü. Düşünsenize, sesini duyurmaktan korkan ve şiddete maruz kalan bir kadın, avuç içine çizdiği siyah bir nokta ile hayatını kurtaracaktı. Şimdi birçok kişi siyah nokta yerine birilerinden yardım isteyebilir gibi düşünecektir. Ancak kimse başına gelmeden bu durumu anlayamaz. İnsan o durumda dış dünyaya oldukça kapanıyor, korkuyor, endişeleniyor, utanıyor, ayrıca hayattan umudunu da kesiyor. Ama siyah nokta yapılabilecek en basit bir yardım isteme şekli. Tabii bu siyah noktanın kötü bir yanı da var. Çünkü şiddet uygulayan kişi bu kampanyadan haberdar olup da siyah noktayı eşinde görürse daha fazla şiddet uygulayabilirdi. Ya da siyah nokta çizen kişinin yakınları bunu görürse şiddet uygulayan kişiye kontrolsüzce saldırıya geçebilir ve tüm herkesin hayatı tehlikeye girebilirdi. Bu yüzden sosyal medya ikiye bölündü. İnsanların yarısı siyah nokta olayını çok yararlı bulurken yarısı hayati tehlikeler konusundan dolayı zararlı buluyorlardı. Ancak mantıklı düşünüldüğünde siyah nokta çizen bir insan şiddete maruz kaldığından hayatı zaten tehlikede. Çünkü siyah nokta son çaresi olmuş ve çizmiş. Eğer başka şekilde yardım alabilse ve şiddetten kurtulabilecek olsa siyah noktayı çizmeye ihtiyaç duymazdı. Bu yüzden her türlü tehlikeyi göze alarak siyah nokta çizmek en mantıklısı. Kadın sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sayesinde milyonlarca kişiye ulaştı. Hem şiddete uğrayan kadınlara ufak bir çözüm buldu hem de kadına şiddete karşı insanlarda farkındalık yarattı. Bu kampanyadan şiddete uğrayan birçok kişinin haberi olduğuna eminim. İşte çaresiz durumdaki o kadınlar belki de çareyi bunda bulacaklar. Şiddet